Selam arkadaşlar. Üç günlük aranın ardından yine beraberiz. Bomba gibi bir video ile karşınızdayız. 6. ders sözcük türleri. Şimdi bakalım arkadaşlar neler yapmışız sözcük türlerinde. Bunları karıştırmayla girmişiz. Evet, çok çok fazla karıştırdığınız bir kısım. Tür ve yapıyı birbirine karıştırıyorsunuz. Sözcüğün türü sorulduğunda aslında isim mi yoksa film olduğu sorulur ancak işi şu arkadaşlar bozuyor. Bu arkadaşlara da biz ne diyoruz? İsim, soylu sözcükler diyoruz. Şimdi çoğunuz isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem dediği zaman üf bu konular neydi ya? Ortaokulda da zaten öğrenememiştik diyorsunuz. Burada bu kampta bu 6. videoda öğreneceksiniz gençler. Sözcüğün yapısı dediğimizde de basit mi, türemiş mi, birleşik mi arız? Yani size sözcüğün türü şeklinde sorduğunda isim sıfat zamir zarf edat bağlaç ünlü, Sözcüğün yapısı şeklinde sorduğunda basit mi, birleşik mi, türemiş mi? Hatırlıyorsanız türemiş yapım eki almış haliydi. İki kelimenin birleşmesiyle oluşur ve bazı kurallarda birleşik sözcükler deriz. Basit sözcüklerde yapım eki almamış ama çekim eki alabilen sözcüklerde. Bir de sözcüğün kökünün türü bakımından diye sorar. Orada sözcüğün kökünü bulduktan sonra o sözcük isim mi? Fiil mi diye bakarız. İsim soylu sözcükler burada araya girmez. Karıştırmıyorsunuz gençler. Sözcüğün türünü sorarsa isim sıfat zamir zarf edat balaç ünlem. Kökünün türünü sorarsa yalnızca isim mi fiil mi olduğunu bulacaksınız. Okey şöyle devam edelim bakalım. Arkadaşlar sözcük türleri sorusunu Türkçe'de çoğunuz çözemiyorsunuz maalesef. Bu ortaokuldan da düzgün öğrenmediğinizden ileri geliyor olabilir. Ama standart sapması yüksek olan bir soru. O yüzden biz bu sorular nasıl çözülür? temelini öğreneceğiz. Mesela sözcüğün türü cümledeki yerine göre belirlenir gençler. Bir tane sözcük alalım. Yalnız kelimesini almışız. Bu öğrenci çok yalnız demiş. Bak burada isim olarak kullanılmış. Okey? Yalnız öğrenciler başarılı olur. Bak burada sıfat olarak kullanılmış. Biz ismi nitelettiriyorduk sıfatlarda. Bunların hepsinden bahsedeceğim zaten. Yalnız öğrenci dersem yani ismin önünde kullanıp onu nitelettirirsem bu sıfat olur. Sözcüğün türü değişti ama kelime aynı. Dikkat et derslerine yalnız çalış. Fiilleri nitelerse sözcükler eğer onlar da zarf olur arkadaşlar. Beni yalnız sen anlarsın. Eğer yalnız kelimesi sadece bir tek anlamında kullanılıyorsa edat olur arkadaşlar. Burada da edat biçiminde kullanılmış. Edat türünde kullanılmış. Seni sevdim. Yalnız beni sevmedin. Çok üzülüyoruz arkadaşlar. Ama fakat lakin gibi anlamlarda kullanılıyorsa da bağlaç olarak kullanılır. Yani burada sizin dikkat etmeniz gereken şey hocam bunları nasıl buldunuz demek yerine şuna odaklanmanız lazım. Hepsini anlatacağım tek tek. Şuna odaklanacaksınız. Sözcüğün yerine göre türü değişir. Aynı sözcük farklı farklı yerlerde kullanılıp farklı farklı görevlere gelebilir. Burada olduğu gibi bak birinde isim, birinde sıfat, birinde zarf, birinde edat, birinde bağlaç olarak kullanılmış. En iyi şekli budur arkadaşlar. Mantığını kavrarsanız hemen her soruyu çözebilirsiniz diye bilgisinde. Tabii ki biraz da pratik yaparsanız. Birazı geri alıyorum. Çok fazla pratik yapmanız lazım. Okey? Gelelim şimdi isim tamlamasına arkadaşlar. Gayet önemli bir konudur arkadaşlar ve karıştırabiliyorsunuz. Bak buraya da not etmişiz. İsim tamlamasını bilmeden sıfatları bulamazsın. Şimdi sen diyeceksin ki ne alaka hocam sıfatları bulamazsın. Şimdi sorularında karşılaşacaksın arkadaşım. İsim tamlamaları demiş. Bir isim tamlaması nasıl yapılır? Hemen önce uyarılarımıza bakalım. Her sözcük isim olmalıdır. Bu çok önemli ve sözcüklerin arasında aitlik. Şuradan hemen belirteyim iyilik aitlik demektir arkadaşlar. Bir iyilik aitlik bulunacak. Yani içinde bir iyilik eki olabilir mi? Olabilir. Hemen bakacağız. Nasıl yapılır peki arkadaşlar? Bunu yemek tarifi gibi anlatayım size. İki adet isim alınır. Yok <laughs> ya. Bunlara tamlama eklerinden uygun olanları getirilir. Biri getirilebilir, biri getirilemez de olabilir. Ortaya bir İsim tamlaması çıkar. Mesela map onaylı idiotik örnekler. Öğrencinin beyni. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamı. Ben hep boyun veririm derslerde gençler. Öğrencinin beyni. Bak öğrenci kelimesini almışım. Beyin kelimesini de almışım. Ona ın in tamlayan ekini getirmişim. Şuraya da ı i tamlanan ekini getirmişim. Hani bir ek vardı gençler. O eki bulmakta sıkıntı yaşıyordunuz. İyilik eki. Arkadaşlar iyilik eki bulmakta sıkıntı mı yaşıyorsun? Aha size hocanızdan kral tavsiye. Eğer isim tamlaması bulabiliyorsan, bu konuyu güzel anladıysan tamlananı bul. Orada iyilik eki vardır. Tamlanandaki eke de biz iyilik eki diyoruz. Çünkü iyilik ekinin diğer adı tamlanan ekidir. Okey? Buna da biz ilgi eki diyoruz. Yani tamlayan eki diyoruz. İki tane itme aldım. Bir tanesine İyilik tamlayan ekini getirdim. Diğerine de iyilik ekini getirdim. Okey. İsim tamlaması bu şekilde bulunabiliyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Belirtili isim tamlaması demişiz. Ekleri iyi öğren demişiz. Şahane. Şimdi kapının kolu. Map onaylı idiotik örnek. Kapının kolu ın in, in tamlayan ekini getirdim. Bakın şu birincisi tamlayandır gençler. Tamlayan. İkincisi tamlanandır. Bunu biliyorsunuz zaten. Tamlanana getirilen ek, iyilik ekidir. Tamlayana getirilen ek, tamlayan ekidir, yani ilgi ekidir. Eğer iki 2de birden alıyorsa o belirtili isim tamlamasıdır. Yani hem tamlayan ekini hem iyilik ekini yani tamlayan ekini alıyorsa biz ona belirtili isim tamlaması diyeceğiz. Hadi gelelim mükemmel örneklere. Bunlar MEP onaylı örnekler değil bunlar benim örneklerim. Şimdi gençler bakın. Sorular sorulduğunda dil bilgisi bile olsa artık bunu alıştık paragrafın içerisinde soruyor. Dil bilgisi sorusu bile paragraf. Şöyle kitapçıyı bir açıyorsun her yer paragraf. Bir de artık maalesef üzgünüm şunu diyemeyeceksiniz. Örtmen Türkçe kolay biz yaparız. Böyle bir şey diyemeyeceksiniz soruların nasıl çıktığını gördünüz. KPSS'den zaten bahsetmiyorum hiç. Bu şekilde dil bilgisi sorusu bile olsa bu şekilde paragraf içerisinde veriyor. Sana bunun içerisinde arattırıyor her ne soracaksa. Şimdi bunun içerisinde kolaylıkla bulabilmemiz için bizim ekleri iyi tanıyor olmamız gerekiyor. Ve bol bol pratik yapmamız gerekiyor. Paragraf içinde nasıl sorabilir? Böyle kapının kolu evin kapısı diye soramaz arkadaşlar. Hayallerimin kadını böyle soyut soyut soracak. Okey hayallerimin kadını. Bak burada ı'nı gördün. Burada iyi gördün. O zaman bu b'li it. Belirtili isim tamlaması dedin. Kelebeğin rüyası. Vay güzel film. ın in, in aldı. ı I, i aldı. Vurdura vurdura söylüyorum. Bu bir iyilik ekidir. Tamlanan eki iyilik ekidir. Üçgenin alanı. Allah'ım hiç karışmayalım oralara. Ya Rabbim matematik geldi. Şurası tamlanan eki. Burası tamlayan eki. Paragrafın formülü üf. Buralara zaten geleceğiz. ın in, in almış. ı I, i almış. Tamlayan ekini de almış. Tamlanan ekini de almış. O zaman biz buna belirtili isim tamlaması diyoruz arkadaşlar bu kadar basit. Hemen dönelim pratik yöntemimize. Bizim bunları bulmamız için, hızlı hızlı çözebilmemiz için birkaç tane pratik yöntem var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi isme bu soruları isme soracaksın. İsme sorulan ne'yin, kimin soruları eğer yanıtını alıyorsa biz buna belirtili isim tamlamasıdır diyeceğiz. Hemen bakalım. Kaderin yalanı. Abi neyin yalanı? Kaderin yalanı. O zaman burada bir isim tamlaması var ve belirtili isim tamlaması. Ali'nin defteri. Kimin defteri? Ali'nin defteri. Geçmiş olsun. Belirtili isim tamlaması. Serüvenin başlangıcı. Bak paragrafın içerisinde böyle akar akar gidersin. Bu serüvenin başlangıcı çok sofistike olmuştu falan diye devam eder paragraf. Sen böyle bakarsın paragrafın içerisine. Okey. Döndük. Serüvenin neyin başlangıcı? Serüvenin başlangıcı. Belirtili isim tamlaması. ÖSYM'nin sorusu. ÖSYM'nin sorusu. ın in, in burada. ı I, i burada. U üye olmuş. Neyin kimin kimin sorusu? ÖSYM'nin sorusu. Belirtili isim tamlaması. Sen de böyle paragrafların içerisinde kısa kısa hemen bulup uygulayabilirsin. Ne yapıyoruz bunun için gençler? Çözdüğünüz paragraf sorularını atmayın. Çözdüğünüz paragraf sorularını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bazen ek kök alıştırması yapın. Bazen sözcükte yapı alıştırması yapın. Bazen ses olayı araştırması yapın. Alıştırması yapın. Bazen de isim tamlaması bulma alıştırması yapın gençler. Bunları değerlendirebilirsiniz. Hemen burada videoyu durdurup bir tane paragraf sorusu bulup dönebilirsiniz. Orada ses olaylarını, ek kökleri ve isim tamlamalarını bulabilirsiniz. Bulun belirtili isim tamlamasını. Varsa eğer ki. Hemen döndük şimdi sen çöz kısmına geldik gençler. Senin hayallerini engellemeye çalışan insanlar olacak. Onların ne dediği seni asla ilgilendirmemeli. Arızalıdır bu insanların düşünceleri. Mükemmel yazmışız. Tabii ki yazmışım. <laughs> Buradaki arkadaşlar geriye gidebilirsiniz. Ek kök alıştırması yapabilirsiniz. Ses olayı varsa ses olayını bulabilirsiniz. Ama tabii ki bugün bizim konumuz isim tamlamalarıydı. Buradaki isim tamlamalarını buluyorsunuz arkadaşlar bana yorumlarda belirtiyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.